Diyarbakır'da çatışma. Bir polisimiz şehit oldu, 4 güvenlik görevlisi yaralandı. NATO füze kalkanını ve Suriye'yi konuştu. Kürecik'teki füze sistemi, Euro-Atlantik dışından gelen tehditlere karşı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyacak. Memurdan hükümete rest. Zam teklifi 3+3'ten 3.5+3.5'a çıktı. Memurlar meydanlara indi. Devlet ekonominin neresinde olmalı? Profesör Doktor Haydar Baş, milli ekonomi modelinden örneklerle yanıt verdi. Yargıtay'dan Sayın Öcalan vizesi. Sayın ve gerilla kelimeleri artık ifade özgürlüğü sayılacak. Akdeniz 6 can aldı. Hatay'da denize giren öğrenciler boğularak hayatını kaybetti. Mübarek 3 aylar yarın başlıyor. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Regaip Kandili. Ayrıntılar şimdi. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizden iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye PKK terörüne bir şehit daha verdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada bir özel harekat polisi şehit olurken 3 askerli bir korucu yaralandı. Çatışmada 4 terörist ölü ele geçirildi. Diyarbakır-Muş sınırı çatışma sesleriyle inledi. Güvenlik güçleri Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında yol kesen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ve polis harekat timleriyle bölgeyi iyi bilen köy korucularını sürdürdü. Operasyonlar Seri Sıpi, Şenyayla ve Kozme Dağı'nda yoğunlaştırıldı. Operasyonda bir grup PKK'lı teröriste sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada polis memuru Akın Bayram şehit olurken 3 asker, 1 korucu, 4 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışmada ayrıca 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Yaralı 3 askerle 1 korucu Diyarbakır Asker Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir polisin şehit olmasının ardından bölgede çatışmalar uzun süre devam etti. Operasyon bölgesine helikopterlerle takviye özel harekat timleri sevk edilirken Kobra helikopterleri de teröristlerin bulunduğu noktaları yoğun ateş altına aldı. Ayrıca yakın karakollardan da PKK'ların bulunduğu noktalar top ateşine tutuldu. Sayın seyirciler, Amerika'da yapılan NATO zirvesinin ana gündemi Malatya Küreci'ye kurulan füze radarı sistemi. Amerika tarafından kurulan sistemin operasyonel kontrolü Başkan Obama'nın talimatıyla NATO'ya devredildi. Genel Sekreter Rasmussen, sistem Euro-Atlantik bölgesinin dışından gelen tehditlere karşı kendimizi korumamızı sağlayacak dedi. Bu açıklama hedefin İran olduğu tezini güçlendirdi. Zirvede Suriye konusunda da önemli kararlar alındı. Malatya Küreci'ye kurulan füze kalkanı sisteminin NATO'ya ait olduğu ifade ediliyordu. Şu ana kadar yapılan açıklamalar bu yöndeydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde yapılan NATO zirvesinde farklı bir durum ortaya çıktı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temsil ettiği zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama sistemin operasyonel kontrolünün NATO'ya devredilmesi talimatını verdi. Zirveye Beyaz Saray'dan gönderilen bilgi notunda NATO'nun ilk komuta ve kontrol prosedürlerinin yürürlüğe girmesiyle Amerikan Başkanı Savunma Bakanı'na Türkiye'deki ABD radarının operasyonel kontrolünün NATO'ya devredilmesi talimatını verdiği ifadesi kullanıldı. Komuta merkezi Almanya'da olacak olan erken uyarı radarının Kürecik'te konuşlandırılmasıyla ilk aşaması tamamlanan sistemin 2018 yılında 4 aşamanın tamamlanmasıyla tam kapasiteyle faaliyete geçmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Rasmussen, ara füze savunma kabiliyeti ilan ettiklerini kaydederek, "So for me, the relationship
Bu ilan, NATO'nun tüm Avrupa nüfuslarını, topraklarını ve güçlerini tam koruma altına almaya dönük uzun vadeli hedefimize uzanan bir ilk adımdır. Sistemimiz, farklı müttefiklerimizdeki uydular, gemiler, radarlar ve önleyicilerden oluşan füze savunma unsurlarını NATO komuta ve kontrolü altında birbirine bağlayacak. Euro, Atlantik bölgesinin dışından gelen tehditlere karşı kendimizi korumamızı sağlayacak, dedi. Between Europe and America. Euro, Atlantik bölgesinin dışını kendilerine tehdit olarak gösteren Rasmussen, Rusya'ya özel paragraf açarak bu ülkeyi de kapsam dışı bıraktı. Geriye ise İran kaldı. Bu durum, füze kalkanı projesinin asıl hedefi İran tezini güçlendiriyor. Öte yandan Chicago'daki NATO zirvesinin önemli gündem maddelerinden biri de Suriye'ydi. Bu konuda da Ankara'nın şu ana kadarki açıklamalarının aksi kararlar alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Ivo Dalder, Suriye'ye NATO müdahalesine gerek olmadığını açıkladı. Uluslararası kamuoyunun dikkatlerinin bu ülkeye yönelmesi için... Başbakan Erdoğan, Suriye'deki çatışmalar sırasında Türkiye'ye seken kurşunlar konusunda NATO'yu göreve çağırmış ve 5. madde uyarınca müdahale istemişti. Daha önce bu talebi reddedilen Türkiye, zirvede konuyu gündeme getirmedi. Amerika'nın NATO Büyükelçisi Ivo Dalder, Türkiye'nin zirve sırasında Suriye konusunu gündeme taşımakla birlikte 5. maddenin çalıştırılması konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığını açıkladı. Hükümet ve memur sendikaları bugün son kez masaya oturdular. 3 artı 3'lük zam teklifi 3,5 artı 3,5'a yükseltildi ama enflasyon %11'i geçerken hükümetin önerdiği 3,5'luk zam memuru kızdırdı. Hükümet kanadının en fazla %4 artı 4'e çıkacağı öğrenildi. Memurlarsa bu teklife yanıtlarını 23 Mayıs'ta meydanlarda verecek. Katılımdan sonra bu yıl ilk kez düzenlenen toplu görüşmeler memur tarafı açısından tam bir hüsrana yol açtı. Hükümet ilk teklifi olan %3 artı 3'ü sabah başlayan son görüşmede 3,5 artı 3,5'a yükseltti. Ancak buçuklu artış sendikaları öfkelendirdi. 3,5 artı 3,5 müzakere edilebilecek bir rakam asla değildir. Bu müzakere edilemez. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Kamu çalışanlarını buçuklu yaklaşımla bir kez daha rencide etmiştir. Cılız bir teklif. Bu teklif karşısında tekliflerimizi gözden geçirmeyeceğiz. Öğlene doğru verilen 1,5 saatlik arada sendika temsilcileri son durumu aktardı. Memursen, kamusen ve keskin görüşü ortak. 3,5'luk teklif kabul edilemez. Haçlara ve vergilere hükümetin 2012 için belirlediği yeniden değerleme oranı 10.26. Hükümet Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının açıkladığı rakamların doğru olmadığını, onların yalan söylediğini söylüyor. Ama gelen teklif kredi derece kuruluşlarının söylediği cümleleri doğrular mahiyette geliyor. Sıcak bakmanın ne olduğunu anlayamadık. Biz masada cuma günü sıcak bakılanların bugün pazartesi günü 2 gün sonra tekliflerin içerisinden çıkartıldığını gördük. Öğretmen yok. Akademisyen yok, posta dağıtıcısı yok, din görevlisi yok, hekim dışı sağlık çalışanı yok, kit çalışanları yok, maliye uzmanları yok, subay yok, assubay yok, polis yok. 2.100.000 kamu çalışanının ek ödemeleri bu masada söz konusu dahi edilmiyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bu yaklaşım kamu çalışanları dün olduğu gibi bugün de hiçleştiren ve onları hakkını gasp eden, emeğini yok sayan bir yaklaşımdır. 3,5, 4, 4,5 gibi yüzdelik zam artışları bizim için bir çözüm olmadığı gibi bizimle dalga geçmeye devam etmektir. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Bu açıklamaların ardından hükümetle memur sendikalarının temsilcileri masaya geri döndü. Memursen zam talebini 2012 için %7,5 artı 7,5, 2013 için %6,5 artı 6,75 olarak revize etti. Hükümet kanadının ise en fazla %4 artı 4 önereceği öğrenildi. Bu durumda memurlar 23 Mayıs'ta taleplerini meydanlarda savunacak. Sayın seyirciler, devlet ekonominin neresinde olmalı? Hiç mi müdahil olmayacak yoksa tamamen ipleri elinde mi tutacak? Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu soruların yanıtlarını verdi. İşte milli ekonomi modelinde devletin ekonomiye bakış açısı.
Dünyanın önde gelen ekonomi ve siyaset dergisi The Economist, Türkiye için yaptığı yorumda böyle giderse büyük ve endişe verici bir tür çökme tehlikesi tespitinde bulundu. Ülkemizde tüketicilerin bankalara toplam borcu 222 milyar Türk lirasına bali olmuş durumda. Bankacılık sektörünün karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %11 oranında artış gösterdi. Görünen o ki mevcut sistem sadece bankacılık sektörünün işine gelmektedir. Ekonomilerin asıl hedefi tam istihdamın sağlanması, gelirin adil bir şekilde tabana yayılması ve sürekli büyümenin elde edilmesidir. Serbest bırakılan piyasaların tek başına veya küresel aktörlerin eline geçtikten sonra yukarıdaki ekonomi dengesine ulaşması mümkün değildir. Temel hedeflere ulaşabilmesi için devletin ekonomiye müdahalesi şarttır. Devlet yerine göre hem üretici hem de kamu alımlarıyla tüketici olarak piyasalardaki yerini almalıdır. Milli ekonomi modeli devletin piyasalara müdahalesini kabul eder. Devletin ekonomiye müdahalesinin temelinde arzın talebe eşit olmaması gerçeği yatar. Liberal ve kapitalist sistemler arzın talebe eşit olduğunu iddia ederler. Aksine arz talepten büyüktür. Dolayısıyla üretimle tüketim arasında her zaman bir açık söz konusudur. Devlet eliyle bu açığa müdahale edilmezse ekonominin zaman içinde kendiliğinden dengelenmesi de mümkün değildir. Ekonominin yapısından kaynaklanan üretim ve tüketim arasındaki bu açığın kapanması ancak devlet tarafından yapılabilir. Bu gerekçelerle milli ekonomi modeli devletin ekonomiye müdahalesini şöyle temin etmektedir. 1. Milli ekonomi modeline göre ekonomik gelişmenin ve istikrarın güvenli ve sürekli sağlanabilmesi için devletin piyasaya her türlü desteği ve müdahalesi zorunludur. Bu maddenin içine sosyal devlet projeleriyle dar gelirli kesimin desteklenmesi girdiği gibi devletin senyoraj hakkını kullanarak emisyonunu genişletmesi de bu madde kapsamındadır. 2. Devlet yerli sanayinin yurt dışında rekabet edebilmesi için maliyet ve fiyat avantajlarını sağlayacak şekilde ihracatçısına destek olmalıdır. 3. Dış ticarette hedef kendi mal ve hizmetine olan talepten yola çıkarak milli paranın geçerli olduğu alanı büyütmektir. 4. Devlet içeride ve dışarıda sosyal devlet projeleri ve para politikasıyla üreticisine pazar oluşturacaktır. 5. Devlet piyasalarda bizzat alıcı olarak veya kamu harcamalarıyla özellikle stratejik sanayiyi destekleyecek, hatta devletin kendisi bizzat bu sahalarda üretici olacaktır. 6. Devlet yerli sanayinin korunması için anti-dumping uygulamalarını ve gümrük ayarlamalarını yapmalıdır. 7. Yeraltı ve yerüstü kaynakları devlet millet ortaklığıyla işletilmelidir. 8. Devlet yatırım ve üretim için gerekli finansmanı sıfır faizli kredilerle vatandaşına sunmalıdır. 9. Devlet topraklarında kendi parasının dolaşımını sağlarken yabancı paranın dolaşımını kontrol altına alacaktır. 10. Sermaye piyasasını ve piyasaları düzenlemekte devletin görevidir. Milli ekonomi modeli anlayışındaki devlet, üretim ve tüketimin önünü açmakta, devletin milletine sahip çıkmasını sağlamaktadır. Milli ekonomi modeli bu özelliğiyle devlet-millet kaynaşmasını da temin etmektedir. Piyasaların serbestleşmesi adına devletin ekonomiye müdahalesini kabul etmeyenler, bilerek veya bilmeyerek küresel tefecilerin piyasaya müdahalelerine zemin hazırlamaktadırlar. Bu sebeple devletlerin ekonomi piyasasına müdahalesi, ekonomik işgali engelleyecek hayatiyettedir. Profesör Doktor Haydar Baş. Hafif ticari araçlardaki ÖTV oranının %10'dan %15'e çıkarılması piyasaları sarstı. İlk çeyrekte %33 daralma görüldü. Sektör temsilcileri bir an önce yanlıştan dönülmesini istiyor. Otomotiv sektörü hızla daralıyor. En büyük darbeyi hafif ticari araçlar gördü. Hükümetin ÖTV'yi %10'dan %15'e çıkarması ağır bir darbe oldu. Yılın ilk 4 ayında binek otomobil pazarı geçen yıla göre %19 daralırken hafif ticari araçlardaki gerileme %33 seviyesinde oldu. Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Kudret Önen, hafif ticarideki %33'lük gerilemenin ciddi kaygılandırdığını dile getirdi. Önen, bu vergi artışıyla %70'i yerli olan bir segmentten siz satışları %70'i ithal olan bir segmente veriyorsunuz. Neticede de ithalatınız artıyor. Matematiksel olarak böyle bir netice çıkıyor. Bizim istediğimiz bunun incelenmesi. Geçen sene 165 bin civarında olan ticari araç satışlarının bu sene 120-125 bin adetlere inmesi bekleniyor. Bu çok ciddi bir azalma dedi. Hafif ticari araçların toplam pazardaki payı yükselen ÖTV'nin etkisiyle 2011'de %18.6 iken 2012 yılının ilk 4 ayında %14.7'ye düştü. Sayın seyirciler, Yargıtay terörist başına sayın demeyi suç kapsamından çıkardı. Gerekçesi ise ifade özgürlüğü.
Karar kapsamında teröriste gerilla demek de artık suç değil. Kararı değerlendiren AKP milletvekili Yaşar Karayel, yargının verdiği kararı herkes öyle veya böyle saygı göstermelidir dedi. Terörist başına sayın teröriste de gerilla demek artık suç değil. Karar Yargıtay'dan. Yargıtay 9. Ceza Dairesi terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için sayın, PKK'lılar içinde gerilla ifadesini kullanan Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'la Hatip Dicle'ye verilen hapis cezasına ilişkin kararı bozdu. Yargıtay bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu ifadeye ceza uygulamasını kaldırdı. Ancak Yargıtay kararına şehit aileleri ve gaziler tepkili. Yargıtay'ı kınayan Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, yaklaşık 40 bin kişinin katiline sayın demek ifade özgürlüğü ise normalse 40 bin kişinin sualine cevabı da Yargıtay vermelidir dedi. Karar siyasette de yankı uyandırdı. AKP kanadından yargı kararına herkes saygılı olmalı mesajı geldi. Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, yargının verdiği karara herkes öyle veya böyle saygı göstermelidir dedi. Yargı mutlaka herkes yargının verdiği kararlara öyle veya böyle saygı gösterme durumunda. Tabii Türkiye değişen, gelişen ve büyüyen bir ülke. Hukukçular hangi mesnetle bunu karar verdiler? Gerekçesine bakmak lazım ama şu anda doğrusu böyle bir karar hukuktan çıkmış ise hukukun verdiği karara bizim söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldansa sayın kelimesi bir katil için de kullanılır, bir lider için de kullanılır, bir önder için de kullanılır. Ama biz hiçbir zaman Sayın Öcalan'ı katil olarak görmedik, önder olarak gördük dedi. Üstlenmiş olduğunuz sorumluluğu biz size bir kez daha... Terör örgütü PKK dağları, yandaşları ise şehirleri karıştırıyor. İstanbul'da yine bir otobüs hedef alındı. Şişli'de içinde yolcuların da bulunduğu halk otobüsüne 10 terör yandaşı tarafından Molotov kokteyli atıldı. Yine terör yandaşları... Adamlar işte kaçtılar buradan, geldiği yöne geri kaçtılar. Kalabalıktı. Yine otobüs... ve yine Molotov kokteyli... İstanbul'da geceleri kabusa çeviren terör yandaşları yine otobüsleri hedef aldı. 10 kişilik PKK sempatizanı grup Osman Bey Taksim seferini yapan halk otobüsüne Ok Meydanı Darül Ecize Caddesi üzerinde taşlarla saldırdı. Bununla da yetinmeyen grup ellerindeki Molotov kokteyllerini içi yolcularla dolu olan otobüse attı. Dur dedi, bir de mecbur durduk. Yolcular ortaya falan açtık, yolcular indi. Biz mal sahibi olduğumuz için arabanın içine bekledik, inmedik. Atmayın dedik. Oraya gitti abi. İnmeyin dedik. Adam dedi ineceksin aşağı dedi, inmedik. Taşmış atlar işte, mecbur araba yanacak. Toz olmuş, ne olmuş? Buraya içi arabanın içine girdik, ateşi söndürdük mecbur. Yolcular korku içinde kendilerini dışarı atarken otobüs alev alev yandı. Araç sürücüsüyle yanında bulunan oğlu yangın tüpleriyle alevleri söndürdü. Saldırı sonrası otobüs büyük hasar görürken bölgeye gelen polis ekipleri kaçan terör yandaşlarını yakalamak için çalışma başlattı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde serinlemek için denize giren 15 öğrenci hırçın dalgaların içinde kaldı. Çocuklardan 6'sı boğularak can verirken 9'u kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Akdeniz'in hırçın suları 6 can aldı. Olay Karaağaç beldesinde meydana geldi. Yaşları 14 ila 16 arasında değişen 15 arkadaş serinlemek için denize girmişlerdi. Dalgaların şiddetiyle dengelerini kaybeden çocuklardan 6'sı boğuldu. Diğer 9 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan öğrenciler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin Eyüpcan Seher, Ramazan Duran Güven, Mustafa Kul, Ömer Faruk Kurter, Mehmet Bilgin ve İzzet Zorba olduğu öğrenildi. Önce İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler ardından belde mezarlığına getirildi. Talihsiz çocukların cansız bedenleri kılınan namazın ardından toprağa verildi. Sayın seyirciler, yeni bir manevi iklime giriyoruz. Mübarek üç aylar yarın başlıyor. İlk kandil ise Perşembe akşamı. Mübarek üç aylar başlıyor. Recep ayıyla başlayıp Şaban'la devam eden ve Ramazan'la zirveye çıkan manevi iklim yarın başlıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, Recep Allah'ın, Şaban benim,
Ramazansa ümmetimin ayıdır buyurarak 3 ayların önemine dikkat çekiyor. Yine Peygamber Efendimiz, Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a yetiştir şeklinde dua etmiştir. Recep ayının ilk cuma gecesi kandil. İslam alemi 24 Mayıs'ı 25 Mayıs'a bağlayan gece Regaib kandilini idrak edecek. Kandil gecelerinden 4'ü yine bu aylarda bulunuyor. Recep ayının 27. gecesi olan 16 Haziran'da da Miraç kandili kutlanacak. 4 Temmuz'da ise Ramazan'ın müjdecisi olan Berat kandili idrak edilecek. Mukaddes ay Ramazansa 20 Temmuz'da başlıyor. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı buyurduğu Kadir gecesi ise 14 Ağustos'u 15 Ağustos'a bağlayan gece idrak edilecek. Bayramsa 19 Ağustos'ta. Yemen'in başkenti Sana'da askeri geçit töreni provalarını hedef alan bombalı saldırıda 100 kişi can verirken 300 kişi yaralandı. Ölenlerin çoğunun lise ve üniversite öğrencisi olduğu belirtiliyor. Bombalar patladı. En az 100 asker hayatını kaybetti. Görüntüler Yemen'den. Başkent Sana'da Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 22. yıl dönümü için askeri geçit provası yapılıyordu. İşte tam da bu anda bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 100 kişi can verdi, 300 kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğunun lise ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi. Yemen Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da olay yerinde bulunuyordu. Onların saldırıyı yaralmadan atlattığı öğrenildi. Sebin Meydanı'nda düzenlenen saldırının ardından iki bombacı yakalandı. ABD insansız hava uçaklarının sık sık Yemen'e operasyon düzenlediği biliniyor. Ülke geçen sene sözde Arap Baharı'ndan da etkilenmişti. Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh'e karşı bazı gruplarca gösteriler düzenlenmiş, Saleh koltuğunu yardımcısı Abdurrabu Mansur'a diye bırakmak zorunda kalmıştı. Sayın seyirciler, Kars'ın Kazman ilçesi hortum felaketiyle sarsıldı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Özellikle Altın Gedik köyü deyim yerinde ise yerle bir oldu. Önce aşırı sağanakların verdiği zarar, şimdi de hortum. Kars'ın Kazman ilçesi felaketleri üst üste yaşıyor. Altın Gedik köyü çıkan hortumla yerle bir oldu. 40 meyve ağacı yıkıldı. Birçok ev ve ahır hortumun gücüne dayanamayıp çöktü. Çatılardan itibaren hem çatılar düşmüş, hem melekler yıkılmış, hem ahırlar yıkılmış. Birçok yerde ağaçlar kökler sökülmüş. Olayda can kaybı yoktu ancak büyük maddi hasar meydana geldi. Hortum sonrası köylüler gözyaşlarına boğuldu. Teyze geçmiş olsun. Sağ ol babam, sağ ol. Kimse yok. Ve şimdi yoğun gündemin gölgesinde biraz da neşeli bir haber verelim diyoruz. İstanbul Güngören'de özel bir kolejin birinci sınıf öğrencileri okuma yazma bayramı düzenledi. Miniklerin bu mutlu günü birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlandı. İstanbul Güngören'deki Özel Başarılı Koleji'nin ilk öğretim birinci sınıf öğrencileri okuma yazma bayramında bir araya geldi. Ahmet Bayraktar. Onlar okuma yazma öğrenmenin, yeni bilgiler elde etmenin ve hayata yeni bir vizyonla bakmanın gururunu yaşadılar. Seni belledim yürekten. Her törende beraberiz. Bayrağın içinde sen ve ben. Bu mutlu günde okulları onlar için birbirinden neşeli etkinlikler de düzenlemişti. Minikler hem okumayı öğrenmenin keyfini hem de arkadaşlarıyla oynamanın zevkini bir arada yaşadı. Tiyatro gösterileri yapıldı. Step tahtalarıyla eğlenceli oyunlar oynandı. Pandomim gösterileri yapıldı.
ve geleneksel halk oyunları oynandı. Aileler de en az minikler kadar heyecanlıydı. Çocuklarının başarısı karşısında onlarla gurur duydular. Törende veliler adına Emine Bayraktar bir konuşma yaptı. Bize bugün yaşatan çocuklarımıza adeta bir dantel dokuyarak işte onların hayatının en temel ve en önemli hazinesini yani okumayı ve yazmayı öğreten bizim en yüce duygularla onurlandıran tekrar öğretmenimize binlerce teşekkürü ve bütün velilerimize bir borç. Bugün çocuklarımızın ilim ve irfanla, faziletle hayata devam edeceklerini ilan ettikleri bir bayram günüdür. Hepimize kutlu olsun. Başarılı Koleji Halk İlişkiler Müdürü Sabiha Kara Mustafa, eğitimcilere velilerin huzurunda teşekkür etti. Yalnız Coşkun İl Kültürü öğretmenimiz, Geçen Doğan İngiliz öğretmenimiz. Kanal 99'da ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın sayın seyirciler.